Sevgili seyirciler, iyi pazarlar diliyorum. Bu hafta Pakistan Büyükelçiliği'nin konuğu olacağız. Ben de her Türk vatandaşı gibi Pakistan'ın kardeş olduğunu duyarak büyüdüm. Buyurun, bu hafta hep beraber öğrenelim. Nereden geliyormuş bu kardeşlik? Güney Asya'nın en ilgi çekici ülkelerinden biri olan Pakistan, çok kültürlü yapısı ve farklı coğrafi özellikleriyle gezginlerin yeni seyahat rotaları arasında bulunuyor. Umman Denizi'ne kıyısı olan ülke, nüfus yoğunluğu bakımından dünyada 6. sırada yer alıyor. 1947 yılında Hindistan'dan ayrılan Pakistan İslam Cumhuriyeti, daha sonra Bangladeş'te de ayrılarak bugünkü topraklarına kavuşuyor. Sindh, kuzeybatı sınır eyaleti, Balucistan ve Pencap olmak üzere 4 eyaletten oluşan ülke, pek çok değişik ırk, dil ve mezhepteki insanın yaşadığı zengin bir kültürel mozaiğe sahip. Yaklaşık 220 milyonu bulan Pakistan nüfusunun %97'si Müslüman, %1.6'sı Hindu, %1.6'sı Hristiyanlardan oluşuyor. Pakistan bayrağına gelince, Hindistan Müslümanları için tasarlanan bayrak Pakistan'ın bağımsızlık sürecinde geliştirilerek 11 Ağustos 1947'de ulusal bayrak olarak ilan ediliyor. Pakistan bayrağındaki yeşil zemin İslamiyeti, beyaz zemin ülkedeki diğer inançları, hilal ilerlemeyi, beş köşeli yıldızsa geleceği ve aydınlığı sembolize ediyor. Devletin ulusal dili Urduca, ancak resmi dili İngilizcedir. Pakistan'ın her bölgesinin kendi başkenti olsa da ülkenin resmi başkenti İslamabad'dır. İslamabad, ülkenin en modern ve düzenli şehridir. Pakistan'ın ulusal para birimi Pakistan rupisidir. Ekonomiye gelince, büyük ölçüde tarıma dayanır. Halkın yarıdan fazlası tarımla uğraşır. Ekili alanların yaklaşık %50'si pirinç ve buğdaydır. Bunlardan başka yetişen diğer tarım ürünleri arpa, mısır, darı, pamuk lifi ve pamuktur. Pakistan'ın en çok gelir getiren kıymetli ürünü jüttür. Çay, tütün, şeker kamışı, meyve ve sebzede yetiştirilmektedir. Tarım ürünlerinin memleket ekonomisine olan katkısı %30 dolaylarındadır. Pakistan iklimi ise umumiyetle sıcak ve kuraktır. Fakat çoğu yerde hava sıcaklığı geniş ölçüde değişmektedir. Dağlarda sıcaklık yüksekliğe bağlı olarak değişir. Dolayısıyla bütün Pakistan'da bölgeler kutup iklimi veya aşırı sıcak iklim arasında değişebilen bir iklime sahiptir diyebiliriz. Sayın Büyükelçim, iyi pazarlar diliyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biraz önce programın açılışında esasında ilk soruyu da seyircilerimizle paylaştım ben. Müsaade ederseniz o soruyla başlamak istiyorum. Ben de her Türk vatandaşı gibi Pakistan'ın kardeş ülke olduğunu duyarak, bilerek büyüdüm. Nereden geliyor bu kardeşlik? Sizde de böyle midir? Sizde de insanlar böyle mi hisseder? Bize anlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Bu bizim için bir onur. Öncelikle Pakistan Büyükelçiliği'ne hoş geldiniz. Bizi ziyaret eden Türk kardeşlerime de her zaman söylediğim gibi burası sizin de büyükelçiliğiniz. Pakistan'ı ne kadar temsil ediyorsak, Türkiye'yi de aynı derecede temsil ediyoruz. O halde ben hem Pakistan hem de Türk büyükelçisiyim ve İslamabad'daki meslektaşım da tamamen aynısını söyleyebilir. Sorduğunuz soru konuyla çok yakından alakalı ama benim çok dürüstçe düşünmemi sağlıyor. Hayatta bazı gerçekler vardır ki, birisi bunları size söylemeden bilemezsiniz. Bence Pakistanlıların kalplerindeki ve zihinlerindeki Türkiye sevgisi içgüdüseldir. Öğrenilmiş bir şey değildir. Hiç kimse bana Türkiye'nin ve Türklerin dostu olmayı ve sevmeyi öğretmedi. Bence biz bununla doğuyoruz. Eminim ki sizin için de bu böyledir. Hiç kimse size çeşitli sebeplerle sevmeniz veya ilgi duymanız gereken Pakistan diye bir ülke olduğunu öğretmemiştir. Ama hazır bunu söylemişken, birbirimize karşı duyduğumuz bu içgüdüsel sevgi ve ilginin çok sağlam bir temeli vardır. Bizim dilimiz olan Urduca, ki Urdu aslında Türkçe bir kelimedir, askeri garnizon anlamına gelmektedir ve Güney Asya'daki Müslüman orduların dilidir. Urduca ve Türkçe ortak dillerdir. Türkçe ile ortak her gün kullandığımız 6 ila 7 bin kelime vardır.
Sonra tarihi bağlarımız da vardır. Bizim nüfusumuzun büyük bir kısmı soylarını Orta Asya'nın Türk kökenli halklarına dayandırır. Benim annem Türk kökenli bir Mughal'dir. Sonra din vardır. Aynı zamanda paylaştığımız kültürel bir miras vardır. Buradan 200 kilometre ötede Mevlana Rumi gibi büyük bir bağlantımız vardır. Kendisi Pakistan'daki milyonlarca Müslümanın akıl hocası ve lideridir. Birçok Doğu inanç sistemi ve öğretisi onun sistemine dayanır. Ulusal şairimiz İkbal de neredeyse bir Türk ulusal şairi gibidir. İkbal, Mevlana Rumi'nin ruhani öğrencisiydi. Sonuçta saydığım bu kadar çok bağlantı bu sevgiyi doğrular. Bunların daha da üzerinde iki ülkemizin birbirlerine karşı duydukları şey derinden gelen içgüdüsel bir bağlılıktır. Ve şunu söylemeyi severiz ki, biz iki ülke tek milletizdir. Bunlardan daha fazlasını da eklemek istersek, dil, kültür ve din bunların hepsi tarihten gelmedir. Aynı zamanda günümüzde de buna benzer bağlantılar vardır. Bunlar benzer özellikleri olan kardeşler olmamız gerektiğine hükmeder. Türk Bağımsızlık Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği, bunlar Güney Asya'da bize ilham kaynağı oldu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. Bizdeki durum da aşağı yukarı böyle. Hakikaten ben de ne zaman, kaç yaşımdaydım da Pakistan'ın bizim kardeşimiz olduğunu, Pakistanlıların da bizim kardeşimiz olduğunu öğrendim, hatırlamıyorum. Adeta doğuyoruz ve Pakistan kardeşliğiyle büyümeye başlıyoruz ve bugünlere geliyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Şimdi sizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Belki de ben bu soruyu sorduğunuz yanlış kişiyim. Bu soruyu eşime sormalıydınız. Ama bu soruyu sadece yüzeysel olarak cevaplamam gerekirse, ben Pakistan Dışişleri'nde görevli olan kariyerli bir diplomatım. Pakistan Dışişleri'ndeki görevime 1990'da başladım. Yani Pakistan'a diplomat olarak hizmet vermekte 30-31 yıllık bir deneyimim var. Dışişlerine başlamak için Pakistan'da girdiğim memurluk sınavından önce bir tıp doktoruydum. Pakistan'ın Rawalpindi kentinde doğdum. Babam petrol mühendisiydi ve annem de öğretmendi. Annem hayatımda gördüğüm en sağlam kişiliklerden birisidir. Herkes annesini sever ama ben genelde inanırım ki annem herkes için olağanüstüdür ve sağlam bir direk gibidir. Allah ona uzun ömürler ve sağlıklar versin. Bir tane erkek kardeşim ve iki tane kız kardeşim var. Profesyonel alanıma olan ilgim haricinde çok muhteşem Pakistanlı bir bayanla evliyim. Kendisi bir tıp doktorudur. Aynı zamanda bir yeminli mali müşavirdir. Çok şanslıyım ki hukuk okumaya da karar vermedi. Aksi takdirde bir avukat olacaktı. Maşallah kendisi benim için bir güç kaynağıdır. 3 çocuğumuz var, bir oğlan, bir kız ve bir oğlan. En büyük olanı Avrupa'da bir üniversitede hukuk alanında yüksek lisans yapıyor. ODTÜ'de ekonomi bölümünde öğrenci olan kızım, şimdi bir öğrenci değişim programıyla Madrid Üniversitesi'nde bulunuyor. Henüz 2 hafta önce oraya gitti. En genç oğlumuz bir Fransız üniversitesinde okuyor. Bu son yılı ve mezun olacak. Şimdi hayatımızın garip bir dönemindeyiz. Eşim ve ben burada yalnızız. Bu 26-27 yıllık bir zaman zarfında ilk kez oluyor. Çocuklarımız doğduğundan beri. Bu hepimizin beklediği bir geçiş dönemi. Hobilerime gelince okumayı severim. Aslında yazabildiğimi de düşünüyorum ama okumayı çok seviyorum. Seyahat etmeyi de seviyorum. Türkiye'de de bunu yaptım ama Türkiye'nin her tarafını gezmedim çünkü Türkiye büyük bir ülke. Yeni yerleri keşfetmeyi seviyoruz ve eşim de bu hobimi benimle paylaşıyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Böylelikle sizi biraz daha yakından tanıdık. Şimdi
Biraz önce de bahsettiğimiz gibi kadim bir dost ve kardeş ülke olarak biliyoruz biz Pakistan'ı. Pakistan hem dindaşımız hem çok yakın tarihsel bağlarımız olan, hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi ırk açısından bile Pakistan'da birçok Türk kökenli insan olduğunu da öğrendik. Bize Pakistan halkının yaşantısıyla Türk halkının yaşantısı arasındaki, Türkiye'deki yaşamla ilgili bağıntıyı anlatabilir misiniz? Ortak yönlerimiz nelerdir? Aslında birçok yönden madalyonun iki yüzüyle karşı karşıyayız. Ama tabii ki biz dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde bulunuyoruz. İnsanların bulundukları coğrafya birçok bakımdan onların yaşamlarına, günlük alışkanlıklarına ve değerlerine etki ediyor. Aynı zamanda biz Türkiye'den coğrafi olarak çok daha çeşitli bir bölgede yaşıyoruz. Türkiye, maşallah birçok bakımdan bizim ülkemiz gibi dağları, platoları, vadileri var. Pakistan'da biz coğrafi olarak çok daha fazla çeşitliyiz. Bir şeyden dolayı ki Türkiye dünya üzerinde daha yatay olarak konumlanmış ama biz dikey olarak konumluyuz ve bunun da kendine has bir güzelliği var. Buna bir örnek vermek gerekirse, bizim en sıcak ayımız olan Haziran'da bizim alçak yerlerimiz ve ovalarımız bazen 50 derece olur. Ama aynı zamanda dağlarımız 0 dereceden daha az olur. İnsanlar her iki bölgede de yaşamaktadır ve bizim coğrafyamız çeşitlidir. Ama aynı zamanda bazı benzerlikler de vardır, mesela dil gibi. Pakistan'a gittiğinizde, yani bana söylendiği gibi Türk dostlarımız Pakistan'ı ziyaret ettiğinde, Pakistanlılar kendi aralarında Urduca konuşurken bazı kelimeleri anlayabilmişler. Tıpkı benim burada yaptığım gibi. Peki Sayın Büyükelçi, Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığınızı duyduğunuzda neler hissettiniz? Türkiye'yi nasıl tahayyül etmiştiniz? Nasıl buldunuz? Life is a very difficult thing. Hayat çok zor bir şeydir. Genellikle elde ettiğiniz şeyleri hiçbir zaman size daha önce tanıtıldığı gibi almazsınız. Bir şeyi online olarak sipariş edersiniz, eve geldiğinizde bambaşka bir şey çıkar. Hayatta çok nadiren size daha önce reklamı yapılandan daha iyi bir şeyle karşılaşırsınız. Ve ben de şunu çok kesin bir şekilde ve zevkle söylemek isterim ki, bu tamamen Türkiye'yi ifade etmektedir. Hemen arkanıza bakarsanız, Türkiye'de hizmet vermiş olan bütün büyükelçilerimizin fotoğraflarını görebilirsiniz. Maşallah, hepsi bizim diplomatlık hizmetlerimizde birer dev gibidir. Çoğu aslında hayatta değil ama atları halen Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın koridorlarında ve Pakistan'ın diplomatik geçmişinin sayfalarında yankılanmaktadır. Yüce Allah'a ve sistemimize gerçekten şükran borçluyum. Ben de bir şey gördükleri için. Çünkü benim fotoğrafım da bir gün diğerlerinin arasında yerini alacak. Çok samimi biçimde bunu hak edip etmediğimi düşünüyorum. Ama Pakistan'ı Türkiye'de temsil etmek gerçekten çok büyük bir onur. Mutluluğunuzu paylaşıyoruz. Bizim için de büyük onur burada bulunmanız. İnşallah çok mutlulukla burada yaşarsınız ve ondan sonraki hatıralarınızda da Türkiye hep böyle canlı kalır. I would like to share a small anecdote here also. Burada küçük bir anımı daha paylaşayım. Biliyorsunuz ki bir büyükelçi görev yapacağı başkente geldiği zaman bir süre sonra ülkenin cumhurbaşkanına güven mektubunu sunmalıdır. Bu çok özel bir törendir. Biz tüm kariyerimizi bu yarım saat için harcarız. Bu bir diplomatik kariyerin Everest zirvesidir. Eşim ve çocuklarım buraya 2017 Eylül'ünde vardılar. Türkiye Cumhurbaşkanı sadece bir hafta içerisinde güven mektubumu sunmam için beni kabul ettiler. Bu çok nadir bir durumdur. Ama esas nadir olan bu değildi. Belki de şu anda dünyadaki hiçbir diplomat size anlatacağım hikayenin benzerini anlatamaz. Güven mektubumu
11 Eylül 2017'de sundum. Bu aynı zamanda benim doğum günümdür. Türk Cumhurbaşkanı'na güven mektubumu sundum. Kendisi güven mektubunu verdikten sonra büyükelçileri 15-20 dakika için nazikçe yanına davet eder. Beni, eşimi ve iki çocuğumuzu, ne yazık ki üçüncü çocuğumuz o gün hastaydı, ofisine davet etti ve konuşmaya başladık. Burada normalde iki ülke arasındaki ilişkiler ve benzeri şeyler konuşulur. Kendisi özel olarak kızımla ilgilendi. Kızımız nerede okuyor diye sordu. Çok gurur duydum. Kızımın ODTÜ'ye yeni kabul edildiğini ve en genç oğlumun da orada okuduğunu söyledim. Yani bize çok yakın alaka gösterdi. Birden birisi bir yemek büfesini odanın ortasına getirdi. Bu büfenin üstünde kocaman bir pasta vardı. Bu benim doğum günü pastamdı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın özel mutfağında yapılmıştı. Pasta kesildi ve Fatiha okundu. Doğum günümü Türkiye'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı kutluyordu. Böyle bir başlangıç için kim ne diyebilir? Diplomasinin sayfalarında açıkça söylemeliyim ki başka kaç tane büyükelçinin böyle bir hikayesi vardır? What more can I say? Very frankly. Hakikaten insan daha ne isteyebilir bilemiyorum. Sayın Büyükelçi, dünyada 100 yılda bir görünen cinsten her yeri kasıp kavuran bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu süreci bize değerlendirir misiniz? Mesleğiniz açısından, yaşantınız açısından ve hatta bundan sonrası nasıl olur dünyada? Bize bu konuyu bir değerlendirebilir misiniz? Burada bir şey çok açık. Kimseye söylemeye gerek yok. Pandemi nasıl yaşamamız gerektiğini kökünden değiştirdi. Şu son bir yıl gösterdi ki, hayatlarımız şu anda karşı karşıya olduğumuz durumda çok ciddi şekilde kesintiye uğrayabiliyor. İnanıyorum ki pandeminin etkileri kalıcı olacak. Ben eskiden tıp doktoruydum. Hala hatırlayabildiğim sınırlı bilgilere göre bir süre daha bizimle kalacak. Tabii ki aşılar hakkında haberler çok iyi. Maşallah Türkiye de bu bakımdan çok iyi şeyler yapıyor. Ama şu andan itibaren pandemi insanların yaşamına bir biçimde kalıcı olarak eşlik edecek. Tabii ki yaşam değişti. Ekonomi etkilendi. İnsanların yaşamı etkilendi. Birçok şey var ki şükrediyoruz. Ancak şimdi ne kadar değerli olduklarını fark ettik. Mesela sadece evden çıkabilme serbestliğimiz gibi, el sıkışabilmek gibi. Maşallah, Türkiye bu dönemde mükemmel işler yaptı. Türkiye, 150'den fazla ülkeye yardım etti. Benzer şekilde Pakistan da yapabildiği dereceye kadar diğer ülkelere yardım etti. Benim ve hükümetimizin görüşüne göre ki, Başbakanımız İmran Khan bu konuda çok şeyler söyledi. Bu pandemide ne kadar başkalarını da düşünürseniz, o kadar fazla kendinizi korumuş olursunuz. O zaman, herkesin bilimin ve aşıların faydasını gördüğünden emin olmamız gerek. Tabii, zaten başkaları için neler düşünürseniz ya da başkaları için neler yaparsanız bunun size bereket getireceği, iyilik getireceği de inancımız gereği öte yandan. Büyük sorumluluk gerektiren ve fedakarlıklarla gerçekleştirilen bir mesleğiniz var. Bu mesleğiniz ailenizle olan ilişkilerinize nasıl yansıyor? Bir de gençlere diplomat olmalarını tavsiye eder misiniz? Life is unfair. Aslında yaşam çok adaletsiz. Özellikle de bir diplomatın ki. Yine özellikle bir diplomatın ailesinin hayatı. Bu işin zevki, ayrıcalığı ve şöhreti diplomatın kendisine ait. Ama aslında kimsenin göremediği zor işler diplomatın ailesine düşüyor. Derler ki, her başarılı büyük kişinin arkasında bir kadın vardır. Bu diplomaside özellikle doğru bir şey. İşini seven ve iyi yapan bir diplomat bunu 10'da 9 derecede becerir. Çünkü arkasında evinin düzenini sağlayan, çocuklarına bakan ve işini yapmasını sağlayacak zihin açıklığını veren birisi vardır. Bu önemli bir iştir. Çünkü o milletinin ve ülkesinin çıkarlarını temsil etmekte ve korumaktadır.
Bizim mesleğimiz başka bir açıdan da benzersizdir. Çünkü işimizin bir kısmı evde misafirlerimizi ağırlamakla geçer. Belki kendi başıma bu işi yapamayabilirdim. Çünkü evde işimin bu boyutunu yapmamı sağlayan birisinin olması gereklidir. Çünkü diplomasi aslında ilişkiler kurma sanatıdır. Sadece ilişkiler kurmak da değil. Ama ülkenizin, kültürünüzün şipşak bir görüntüsünü verebilmektir. Bunu yapabilmenin en iyi yolu da onları evinize davet etmektir. Pakistan yemeklerini, kültürünü misafirlerinizle paylaşmaktır. İşte bu benim işim. O halde bu ailem için de zor bir meslektir. Ama ne yazık ki aileniz bunun için çoğu zaman yeterli derecede övgü alamaz. And unfortunately many times the family does not get enough credit for it. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten diplomasinin çok da dile getirilmeyen bir boyutunun üzerinde durdunuz. Adalet açısından bunu söylemekte fayda var. Hakikaten diplomasi esasında aileyle beraber yapılan bir meslek. There are actually two ambassadors. Aslında iki büyük elçi var. Daha iyi olan büyük elçi hak ettiğini alamıyor. İlk görevim Cenevre'deydi. 1995 yılıydı. Bir yıl orada oğlumuzla beraberdik. Eşim, oğlum ve ben Cenevre'ye gittik. Cenevre çok yoğun geçen bir görevdi. Gittiğimde orada bir kuruluş vardı. Adı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ydu. 6 hafta sürdü. Çok yoğun bir çalışma vardı. O zamanlar oğlum uyanmadan önce evden çıkıyordum ve uyuduğunda geri geliyordum. 6 hafta hiç hafta sonum yoktu. Çok yoğun bir işti. 6 hafta sonunda oğlum beni görünce ağlamaya başladı. Beni tanımadı. O zamanlar gördüğü tek kişi eşimdi. Şimdi bizim dilimiz Urduca, Türkçe gibi değildir. Kelimeler cinsiyetle tanımlanır. Kadınların ve erkeklerin birbirlerine hitabı farklıdır. Eril ve dişil olarak yapılır. Bu nedenle oğlum hep annesiyle olduğu ve beni hiç görmediği için bütün cümle yapısı dişil olmuştu. Ne yaptığını anlatırken hep o şekilde konuşuyordu. Bu nedenle sonraki 6 ay boyunca eşim gramer olarak erkek gibi konuştu. Bu şekilde oğlumun grameri düzeldi. İşte ailelerin nelerden geçmesi gerektiği üzerine küçük bir örnek. Peki diplomasi mesleği hayaliniz miydi? Doktor olduğunuzu biliyoruz, tıp eğitimi aldığınızı. Hangisiydi hayalinizdeki meslek? Evet, bu bazılarına çok ilginç gelebilir. Ben diplomasiden çok keyif aldım. Pakistan'daki sistemimizde her üniversite mezunu devlet memurluğu sınavına girebilir. Üniversite derecesi ne olursa olsun. Benim derecem tıp üzerineydi. Bir yıl doktorluk yaptım. Tıbbı seviyorum ama babam Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na girmemi istedi. Sınav tarihi açıklandığında babam sınava girmek isteyip istemediğimi sordu. Kısmen onun isteğiyle ki aslında çok saygın bir meslek gibi gelmişti, sınava girdim. Maşallah, herkese teşekkür ederim. Allah'a şükür iyi bir derece aldım. 1990 yılında dış işlerine katılmaya hak kazandım. Bundan hiç pişman olmadım. Maşallah, sistem bana çok cömert davrandı. Sonunda Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi oldum. Daha ne söyleyebilirim ki? I got to be Pakistan's ambassador in Turkey. What more can I say? Peki göreviniz gereği dünyada birçok yeri gördünüz, birçok şehirde yaşadınız. En çok hoşunuza giden yer neresiydi? I am really fortunate. Yes. Çok şanslıyım, evet. İlk tayinim Cenevre'ye çıktı. Orası çok güzel, küçük bir şehir. Çok düzenli bir yer. Eşimle ben inanırız ki belki de burası küçük çocukları yetiştirmek için en ideal yer. Uygarlık bakımından çok düzenli bir yer. Çok barışçıl topraklarda yer alıyor. Öngörülebilir bir yaşantınız var. Bu bir ödüldü çünkü Birleşmiş Milletler'de Pakistan'ın temsilcisi olarak işim çok zordu. Şehrin çok düzenli olması eşime yardım ediyordu. Delhi'de de görev yaptım. Orasının ayrı bir zevki ve zorlukları vardı. Aşırı derecede mimari güzelliği ve azameti bakımından
belki de hiçbirisi Budapeşte'yi geçemez. Orası şahane ve itibarlı bir şehir. Özellikle gece ışıklar yandığında belki de en güzel şehir. Gerçekten çok harika. Bunlar bizim uzun süre yaşadığımız şehirler. Washington çok büyük ve etkileyici bir yer. Profesyonel olarak hepsi birçok bakımdan çok tatmin ediciydi. Çok şanslıyım ki tayinlerimin bu başarılı olandan daha tatmin edici olana doğru gidişi sonunda Ankara'ya tayin oldum. Ankara'nın mesleki tatmin açısından bir benzeri yok. Bizim sistemimizdeki İslamabad'da bulunan Türk meslektaşım da İslamabad için aynısını söyleyecektir. Buraya Eylül 2017'de vardığımda bir hafta içerisinde o zamanki başbakan Binali Yıldırım tarafından öğle yemeğine davet edildim. Pakistan'dan gelen bir heyet vardı. Diplomasi ve diplomatik işler hakkında bir konuşma başladı. Şunu söylediğimi hatırlıyorum. Dünyadaki en iyi diplomatik meslekler Türkiye'de Pakistan Büyükelçiliği ve Pakistan'da Türk Büyükelçiliği'dir. Binali Yıldırım dedi ki, işte işin sırrını çözmüş. And Mr. Yıldırım, he said, he has found the secret. Güney Asya'nın incisi ve en değerli ülkelerinden biri olan Pakistan, gezilecek yerleriyle de dikkat çekiyor. Öncelikle Lahor ve Karachi, kültür turizmiyle ilgilenenleri memnun edecek hemen her şeye sahip. İslamabad'ın da bu iki şehirden aşağı kalır yanı yok. Başkent sıkıcılığından çok uzak, vakit ayırıp gezeni etkileyici hikayeleriyle şaşırtan, canlı, renkli ve sürprizlerle dolu bir durak İslamabad. Gelin kardeş ülke Pakistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerine bir bakalım. Modern görünümüyle dikkat çeken Faysal Camii, ülkenin önemli simgelerinden biri haline gelmiş. Üstelik şehrin en görkemli yapısında ünlü mimarımız Vedat Dalokay'ın da imzası var. Öte yandan ülkenin farklı bölgelerinde kök salmış halkların yaşamlarından kesitler sunan Luk Virsa, Pakistan Ulusal Etnoloji Müzesi, üzerinde Lahor Kalesi gibi tarihi yapıları barındıran Şalemar Bahçeleri, ülkenin en önemli dini yapılarından biri olan Badşahi Camii, Pakistan'ın güneyinde Kaan Vadisi'nde yer alan göl, Sayful Muluk, dinginliğiyle mutluluk veren bir doğa harikası ve aynı zamanda ülkenin en yüksek göllerinden biri. Bunun yanı sıra Pakistan Kulesi, Muhatta Sarayı, Vazir Khan Camii, Pakistan Anıtı, Babür İmparatoru Cihangir'in anıt mezarı ziyaret edilecek yerlerin başında geliyor. Ve Pakistan mutfağının vazgeçilmezleri, sihirli tozları yani baharatları, acı biberin her türlüsü, karabiber, çubuk tarçın, safran, yıldızlı anason, garam masala ve köriyi mutfaktan hiç eksik etmiyorlar. Tabii ki yemeği unutturacak güzellikte ekmekleri, naan ve çapatiyi de unutmamak gerek. Baharat sevenlerin müptelası olacağı tikka masala, soslu tavuk ya da şiş kebabı, köri soslu eti ama en önemlisi et suyuyla pişen baharatlı pilav biryaniyi tattıysanız gönül rahatlığıyla bu ülkeden ayrılabilirsiniz. Sayın Büyükelçi, Pakistan, Güney Asya'nın en önemli ülkelerinden birisi. Türkiye'den Pakistan'a gidecek turistlerin, özellikle de ilk kez gidecek olanların mutlaka görmeleri gereken yerler nereleridir? Bize bir aktarabilir misiniz lütfen? Well, everybody wants and believes in everybody believes. Herkes kendi ülkesinin dünyanın en güzel ülkesi olduğuna inanır. Pakistan, fenomen karşıtlıkların ülkesidir. Bizde dünyanın en yüksek dağları bulunur. Dünyanın en güzel çölleri vardır. Güzel yeşil ovalar, nehirler, göller vardır. O kadar çok ki dışarıdan gelen her ziyaretçi bunları görebilir. Tek bir ziyarette büyük bir çeşitliliği görebilirsiniz. O halde coğrafi olarak dağlar, çöller, düzlükler, göller, nehirler görebilirsiniz. 700 kilometrelik gelişen bir sahilimiz vardır. Kurulu bir liman şehri olan Karachi vardır. Burası dev bir şehirdir.
yaklaşık 20 milyon kişi yaşar. Gwadar Limanı da buradadır. Diğerleri arasında Karachi, Pakistan'ın ticari kalbidir. Yukarı doğru giderseniz Multan vardır. Multan, Konya ile kardeş şehirdir. İkisi de Sufi geleneğine sahiptir. Daha da kuzeye giderseniz Lahor vardır. Lahor, Pakistan'ın kültürel kalbidir. Kuzeybatıda Peşaver bulunur. Onun da kendi güzellikleri vardır. Biraz batıda, hatta azıcık güneyde Quetta vardır. Küçük bir şehirdir. Afganistan sınırımıza kadar uzanır. Bunların arasında birçok başka küçük şehrimiz, kasabamız vardır. Ziyaretçilere hepsine gitmelerini öneririz. Ama Pakistan'da gerçekten görmeniz gereken şey Pakistanlılardır. Evet, dünyada onlardan daha misafirperver ve sıcak insanlar bulamazsınız. Ama bir Türk bize geldiğinde bu onun için çok daha özeldir. O zaman bütün Türk kardeşlerimizi Pakistan'a davet ediyorum. Pakistan dostluğunu, kardeşliğini ve misafirperverliğini görsünler. Bu bakımdan birbirimize çok benzeriz. We are very similar in this respect. İnşallah seyircilerimizden gitmek isteyenlere kısmet olur. İnşallah bize de kısmet olur. Sayın Büyükelçi, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu bölümde 4 tane kısa sorum olacak size. Sizden de kısa cevaplar rica ediyorum. Türkiye'de en çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz şehir neresi? It's a very difficult question and it's not a short answer, I'm sorry. Bu çok zor bir soru. Cevabım kısa olmayacak bu soru için. Türkiye'nin birçok yerini gördük. Tabii ki İstanbul'u da. Burada Ankara'da yaşıyoruz. İzmir'i, doğudaki Hatay'ı, Antakya'yı gördük. Aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. Safranbolu, Amasra. Amasra'yı seviyorum. Bu küçük kent bir şekilde beni cezbetti. Safranbolu, Karabük, Kapadokya'nın tümü. Bu zor bir soru, özür dilerim. Türkiye çok güzel. Çok güzel şehirleri var. Hepsinin ayrı tadı, karakteri var. Hatay'a gittik, Antakya'yı sevdim. Gerçekten güzel bir yer. İzmir'in kendi atmosferi, karakteri ve tadı var. Safranbolu'daki dağları sevdim. Çok yeşil bir yer. Trabzon'a kadar gittik. Samsun, Ordu, Giresun, ta Trabzon'a kadar. Aralarından seçim yapmak çok zor. Bence bütün Türkiye güzel. All of Turkey. Peki, sağ olun. Sizi en çok etkileyen Türk geleneği hangisiydi? Oh, so many. Ülkeniz için çok fazla misafirperverlik, kardeşlik, dostluk ve sevgi besliyorsunuz. Herkes ülkesini sever ama böyle bir bayrak sevgisi pek sık görülmez. Ama bir şeye sahibiz ve faydalanıyoruz ki, Türkler ihtiyaç duyduklarında yanlarında duran kişileri, bu küçük bir şey için olsa bile asla unutmaz. Güney Asya Müslümanları, özellikle bugünkü Pakistanlılar, yani atalarımız kısıtlı da olsa Türklerin bağımsızlık savaşında yanlarında durdular. Siz savaş alanında savaşıyordunuz ve dünyanın diğer ucundaki bizim annelerimiz ve kız kardeşlerimiz sizin için dua ediyordu. Küçük de olsa elimizden ne gelirse size yardım olarak gönderiyorduk. O zaman sömürge olsak bile, sadece sembolik olsa bile. İşte Türklerin bunu hiç unutmaması benim işimi burada kolaylaştırıyor. Türklerin dostlarını hiç unutmaması gerçekten ama gerçekten çok etkileyici. By way of assisting you, it was more perhaps just symbolic. Biz bunu hiç unutmadık Sayın Büyükelçi. Her Türk Kurtuluş Savaşı'nda o zamanki adıyla Güney Asya Müslümanlarının Türkiye'ye yolladığı o altınları bilir ve hala hatırlar. Again, maybe it's not, but bir örnek vermek istiyorum. İkbal'in meşhur şiirini okumuşsunuzdur. Ölüyor ve Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Peygamber Efendimiz ona soruyor. Bana dünyadan ne hediye getirdin? İkbal diyor ki, sana öyle bir şey getirdim ki, ne cennette ne dünyada bir eşi yoktur. Bu, Türk şehitlerinin kanıdır. Bu,
halklarımız arasındaki sevginin derinliğidir. İşte bu bizi tanımlar. And this defines us. Aslında demiştir ki, sana içinde Trablus şehitlerinin kanı olan bir şişe getirdim. Onlar senin ümmetinin en şereflileridir. And they are the honor of your ummah. Dedi Hazreti Muhammed, cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın. Söyle bana hediye olarak ne getirdin? Dedim ki ya Muhammed, dünyada yok rahatlık. Bütün özlemlerinden umudu kestim artık. Varlık bahçesinde binlerce gül ve lale var. Ama ne renk ne koku. Hepsi de vefasızdır. Yalnız bir şey getirdim. Kutlanmıştır tekbirlerle. Bir şişe kan ki eşi yoktur. Namusudur, vicdanıdır. Buyurun, bu Çanakkale şehitlerinin kanıdır. Peki Sayın Büyükelçi, en sevdiğiniz Türk yemeği hangisi? I come from a culture of... Bu çok basit bir soru değil. Ben bir et yemekleri kültüründen geliyorum. Et sevenler kültüründen birisi olmaktan memnunum. Ülkenizin her yerinde pişen Türk yemeklerini çok sevdik. Çeşitli yemekler, çeşitli kebaplar, Trabzon yemekleri, Adana kebabı, diğer kebaplar gibi. Bunlarda çok farklı bir lezzet bulduk. Geçen sene Bitlis'i ziyaret ettik. Orada olağanüstü bir et yemeği olan büryan kebap yedik. Çok farklı bir şeydi. Midem bunun için hazır olsaydı, 5 porsiyon yerdim. Bu çok lezzetli, sıra dışı bir deneyimdi. And very unusual. Afiyet olsun diyoruz. Thank you very much. Ülkemizdeki göreviniz son bulduğunda Türkiye'den en çok neyi özleyeceksiniz? It has been a wonderful... Bu bizim hayatımızın harika bir dönemidir. Çocuklarım, eşim ve ben bu onura erişeceğimizi hiç beklemiyorduk. Ama buna ulaştık. Her gün Pakistan'ı buradaki Türk kardeşlerimizin önünde temsil ettiğimiz için şükrediyoruz. Küçük de olsa onları daha da yakınlaştırmak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kültürel olarak bunu zaten başardık. Belki bizim katkımız çok bariz değil. Ama bu bizim hayatımızın mesleki ve kişisel açıdan en tatmin edici dönemlerinden birisi olmuştur. Tabii ki gideceğimiz zaman üzüleceğiz. Ama bu diplomasinin bir parçasıdır. Dünyada benzeri olmayan bu ilişkiye azıcık bir şeyler katabilmiş olmaktan dolayı tatmin olduk. Bu benzeri olmayan bir durumdur. Tabii ki üzüleceğiz. Ama geri gelmeye çalışacağız. Burasını, daha da önemlisi, insanlarını özleyeceğiz. Burada karşılaştığımız sıcaklığı, misafirperverliği ve dostluğu özleyeceğiz. Burası hep bizimle kalacak. Hiç unutmayacağız. Ama bu bir veda değil. Tekrar tekrar buraya geri geleceğiz. Teşekkürler Sayın Büyükelçi. Son olarak Diyanet TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Kendi adıma ve Büyükelçiliğimiz, Pakistan hükümeti ve halkı adına Türkiye'ye teşekkür ederim. Pakistan'ın önemli meselelerinde bizimle kardeşlik, dostluk ve dayanışma gösterdiniz. Kriz dönemlerinde yanımızda durdunuz. Pakistan'daki sellerde, depremde, mesela Keşmir meselesinde olduğu gibi, biz sizi sağlam bir dost olarak görüyoruz. Siz de bizi. Tabii ki maddi çıkarlar dostlukları yönlendirir ama başta da dediğim gibi, bizim Türkiye ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz içgüdüseldir. Bu böyle devam edecek. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Son olarak, Türkiye halkı için barış, refah ve güvenlik açısından en iyisini dilediğimi söylemek istiyorum. Pakistan-Türkiye ilişkilerinin, dostluğunun ve kardeşliğinin sonsuza kadar sürmesini diliyoruz. Forever.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz ve yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye diyerek programımızı kapatıyoruz. Eksik olmayın Sayın Büyükelçi. I am really grateful. Thank you. Çok teşekkür ederim. Türkiye-Pakistan ilişkilerinin devletler arasındaki sıradan ilişkilere hiç benzemeyen kendine özgü bir yapısı var. Bundan bir asır önce verdiğimiz kurtuluş mücadelesinde Güney Asya Müslümanları kendi bağımsızlıklarını kazanıyor edasıyla Türk milletinin yanında olduğunu göstererek milletimizin zihinlerinde silinmez bir yer bırakmıştır. Bizi kendi evimizde ağırlayan Pakistan Büyükelçiliğinden ayrılırken ailemizle vedalaşmanın hüznünü taşıyoruz. Gerek Büyükelçinin gerekse ekibinin bizlere göstermiş olduğu konukseverliğe teşekkür ederek yeni bir coğrafyaya uzanmak, yeni kültürlere konuk olmak için buradan ayrılıyoruz.